Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir hava durumu videosu da karşınızdayım arkadaşlar. Bugünle birlikte Marmara, Ege, Akdeniz ve orta kesimler için hava durumlarını size sunacağım. İçinde Karadeniz de dahil arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı ve bu videoyu like atmayı unutmayın. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şöyle Güneydoğu Avrupa'dan yağmur haritasına bir bakalım arkadaşlar. 15 Ocak gece 12'de gibi Hakkari çok yağış alacak. 7 ve 8 kilogramlık bir yağış. Akdeniz kısımları ise 2-3 Edirne ve Tekirdağ bazı şehirleri 5,5 ila 6 kilogram, diğer şehirleri 1 ila 2, 3 ila 4 yağış alacak. Hemen şöyle ilerleyelim. Yağışlar biraz daha doğuya gidiyor. Doğuda da bitiyor. Biraz şu Hakkari'nin bir çok yanı aslında. Hakkari yanı. O taraf birazcık fazla yağış alacak. Mor var gördüğünüz gibi. 18-20 kilogram. Dış kısımları 8 ila 10 kilogram. Diğer kısımları 10 ila 12 kilogram bir yağış alacak. Ve çevreleri ise 6 ila 7, 7 ila 8 yağış alacak. Gördüğünüz gibi doğuya gidiyor. Hakkari'den ayrılmıyor. Doğuya gidiyor, gidiyor. Hala doğuya gidiyor. Şimdi gitti. Biraz orada kaldı gördüğünüz gibi. Birazcık bu sefer 17 Ocak'ta Ege kısmında falan yağış yapıyor. Güzel bir 5-4-5 kilogramlık. Biraz Çanakkale falan o taraflar yağış alacak. Çanakkale değil orası da. Edirne ve Tekirdağ bölümleri bakalım. Bir tarafı 7-8 kilogram. Dış taraflar 0-2-0-5. İç taraflara doğru mu 3-4-5-6-4-5 gibi ilerliyor ve birkaç saat sürecek sadece. Onlar da değeri az. Arkadaşlar 20 Ocak'a kadar yağış yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar büyük bir kütle 24-25 kilogramlık bir şey ülkeden giriyor arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada çok kötü bir sel olabilir. Çok sel olabilir. Toplamda kaç? 25-32 kilogramlık bir yağış alabilir arkadaşlar. Hatta direkt bu daha pembemsi olduğu için 36-40 kilogramlık bir yağış. Şurada da arkadaşlar 10 ila 12 kilogramlık dış kesimden 8 ila 10, iç kesimlerde 20 ila 24 kilogramlık bir yağış. En dış kesimlerde 6 ila 7 kilogramlık bir yağış bize doğru geliyor. Ama saat 9 olduktan sonra da arkadaşlar 3 saat sonra da o 7 ila 8 kilograma dönüyor ve Ege kısımları ise mor kısım azalıyor ve yine 25-32 kısımlık 25-32 kilogram yağış az görülüyor. 25-32 kilogramlık yağışın dış kısımları 10 ila 12, onların dışı 8 ila 10, onların dışı 6 ila 7, 7 ila 8 yağış alacak. Saat 12 gibi 3 saat sonra da 10, 11, 12 yağış tamamen gidiyor Ege'den doğru böyle gidiyor ve orada 7 ila 8 dış kısmına 3 ila 4 kilogramlık bir yağış ve o zaman yağış bitiyor. Buradan gelir kütle geliyor. Hakkari'de yağış yapıyor. Bitti. Şimdi kar haritasına bakalım. Kar haritası yine bizi mağdur edecek ama. Gördüğünüz gibi küçük bir kısım Hakkari'de. Diğer kısımlar Gümüşhane falan. Gördüğünüz gibi hiç kar yok neredeyse. Şurada güzel bir kar yağış yapabilir. 5 ila 7 milimetre veyahut da kilogramlık kar var. Pek bir bilgim yok. İlerliyoruz. Yine kar yok. Dış çevrelerde bile kar yok. Gördüğünüz gibi oradan bir kütle geliyor ama yine kar yok arkadaşlar. Basıncımıza bakmamız lazım. Basınç bizim için önemli arkadaşlar. Bizim taraflarımız 1024-1032 yavaş yavaş ilerliyor galiba. Öyle gözüküyor. Bulutlara bakalım. Bulut oranı ne kadar? Nerede bizim ülkemiz? Evet. Birazcık bulutlar açılıyor, sonra da geliyor, sonra tekrar açılıyor, sonra tekrar geliyor.
Bulutlar yine ayrılmıyor. 21 Ocak gibi de ayrılıyor bulutlar. Anlıyorum. Buraya kadar gösteriyor. Sıcaklık değerlerine baktığımızda sıcaklıklarımız yeşil gösteriyor. 8 ila 12, yani klasik. Bazen 4 ila 8 gösterebilir. 12 ila 16 haftaya da arkadaşlar, haftaya da gördüğünüz gibi sarı 16 20 dereceye kadar çıkacak. Bu da çok kötü bir şey arkadaşlar. Ondan sonra soğumaya bırakıyor. 8 ila 4'e. Zaten 19 Ocak'tan sonrası şey. Gördüğünüz gibi hala 8 ila 12 şey yapıyor. Bir taraflar 20 oluyor. 20 derece. Şöyle bakalım. 15 Ocak zaten gidiyor. Rüzgarlarımıza baktığımızda rüzgarlarımız genelde şöyle etrafı çevriliyor. Oo. 18 Ocak gibi arkadaşlar 30-32 kilometrelik bir yer Trakya bölgesini çok kötü vurabilir. Hatta 44-46 kilometre eğer ki yetişirse kuzey bölgelerine doğru bir yağış, pardon, rüzgar vurabilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sefer rüzgarlar doğuya doğru akıyor, güneye akıyor. Pusula gibi. Evet arkadaşlar, yine 17 Ocak gibi, 17 Ocak gibi yine 30-32 ile birlikte kuzeye doğru akacak arkadaşlar. Burada da bitiriyoruz. Sıcaklık, rüzgar, bulutlar, kar. Sağına bakalım arkadaşlar. Gök gürültüsü ile ilgili bir şey. Orta kesimlerde oluşuyor. Hakkari'nin kıyı kesimleri. Edirne, Çanakkale falan alacak. Ege kısımları 21 Ocak gece 3 gibi güzel bir 6-7 şeylik olabilir. Sel baskınına dikkat edelim diyoruz. Hakkari'nin yine Hakkari ve yine Hakkari ve Suriye tarafları biraz gök gürültülü olacak. Yine Ege kısımları da gök gürültülü olacak arkadaşlar. Ve tekrardan bir göz gezdirelim. Evet, 21 Ocak gece 3 gibi yine az önce bahsetmiştim. Bu sefer de Akdeniz'e doğru akıyor. Sonra da Akdeniz'de de bitiyor ama yine Akdeniz'den çoğalıyor ve böyle bir sistem oluşuyor. Zaten burada da bitiyor arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bugünkü hava durumu bilgimiz bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı ve bu videomuza like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.